Adobe Bridge arkadaşlar fotoğraflarınızı ya da görsellerinizi görüntülemek, düzenlemek ya da farklı konumlarda açmak için kullanabileceğiniz bir organizasyon programı aslında. Şimdi alt kısımda arkadaşlar çeşitli klasörler olduğunu görebiliyorsunuz. Burada farklı farklı temel sunum şekilleri var. Mesela şu an kitaplıktaymış. Buradan yukarıdan temellere geliyorum. Bakın arayüzüm değişti. Ya da film şeridine geliyorum. Yine arayüzüm değişti. Ya da çıktıya geliyorum. Arayüzüm değişti. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip kullanabilirsiniz. Ben genelde arkadaşlar film şeridini tavsiye ediyorum. Meta verilerinde de hani gösterme amaçlı sizlere detayları gösteriyor. Ya da arama yapacaksanız anahtar sözcükler üstünden de görsellerinizi arama yapabiliyorsunuz. Film şeridine geldiğiniz zaman arkadaşlar sizin alt kısımda klasörleriniz, üst kısımda da arkadaşlar görselleriniz yer alıyor. Sol tarafta ise arkadaşlar burada bulunduğunuz klasör ve onun alt klasörleri ya da bilgisayarın içerisinde hareket edebileceğiniz diğer klasörler karşınıza çıkıyor. Burada arkadaşlar farklı farklı klasörler var. Ben bunların içerisinde çalışma yaptığım klasörün üstüne geliyorum. Photoshop 2020. Üstüne çift tıkladığımda içerisine getirmiş oldu. Buradaki herhangi bir görselin üstüne tıkladığım zaman bakın görselim üst kısımda artık gözüküyor. Alt kısımda adı var. Alt kısımda yine farklı görseller bulunuyor. Buradaki yapıyı kendimize göre istersek şöyle mesela aradaki bir araç çubuğuna gelip şöyle aşağı doğru çekip üst görseli büyütebilir ya da altta yer alan diğer fotoğrafları görmek için şöyle çekebilirsiniz arkadaşlar. Aynı işlemler için şu yan taraftaki şu ok yardımıyla da şöyle büyütme ya da küçültme işlemleri yapabilirsiniz. Farklı bakış seçenekleri için yan tarafta yer alan seçeneklere de tıklayarak farklı tiplerde ya da türlerde görsellerinizin detaylarını görebilirsiniz. Hangisini kullanmak isterseniz tamamen size kalmış. Bu fotoğrafın örnek detaylarını görmek istiyorsam şu yandaki seçeneğe tıkladığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğrafın EXIF bilgileri, renk profili ya da odak uzaklığı gibi birçok değere ulaşabiliyorum çekim tarihine kadar. Diğer seçeneğe geldiğim zaman standart olarak arkadaşlar fotoğrafları görebiliyorum. Sol tarafta yine menülerim, sık kullanılanlar ya da klasörlere gelip arkadaşlar bu görselim hangi alt ya da üst klasörde ise görebiliyorum. Bir altta arkadaşlar filtreler, koleksiyonlar ya da dışa aktar seçenekleri bulunuyor. Burada biz herhangi bir koleksiyon şu an oluşturduğumuz için bulunmuyor ama oluşturduğunuz zaman karşınıza çıkacak. Filtrelerde ise arkadaşlar arama kısmında kullanabileceğiniz etiketler bulunabiliyor. Ya da dosya çeşidine göre işlem yapabiliyorsunuz. Mesela Camera Raw görüntüsünü seçersem arkadaşlar sadece RAW olarak düzenleyebileceğimiz fotoğraflar karşımıza çıkıyor. Böylece Camera Raw'da açacağımız fotoğraflar arkadaşlar kolayca buradan açabiliyoruz. Ya da DNG'yi seçip RAW şeklinde işlem yapacaksak yine aynı görseller DNG uzantıları karşımıza gelecek şekilde oluşuyor. Yine JPEG, işte Photoshop belgesi, PNG, TIFF gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Buradan istediğiniz türe göre arkadaşlar fotoğraflarınızı seçip ayrıştırabiliyorsunuz. Kamera RAW görüntüsüne tıklarsak arkadaşlar yine RAW görüntüler çıkıyor. Bunu yapma sebebimiz şu. Özellikle Windows tabanlı bir cihaz kullanıyorsanız RAW fotoğrafları klasörde asla göremezsiniz. Aynı klasörü ben sizin için şu an açayım. Bakın şu an arkadaşlar bu görsellerde RAW dediğimiz fotoğrafları bize Windows göstermiş. Şayet Mac tabanlı bir sistem kullanıyorsanız arkadaşlar onda herhangi bir sıkıntı olmaz. Onda genelde gösteriyor ama Windows'da göstermiyor. O yüzden Adobe Bridge ile işlem yaparak RAW çektiğiniz fotoğrafları kolayca bulup düzenleyebilir ya da buradan Photoshop'un içerisine gönderebilirsiniz. Burada yine klasörlerimizi görebiliyoruz. Siz burada görseller arasında herhangi bir taşıma, yer değişikliği yapma işlemi de isterseniz yapabilirsiniz. Yani buradaki herhangi bir fotoğrafın üstüne gelip bunu sürükleyip masa üstüne taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bu fotoğrafı direkt masa üstüne atabilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir klasörün içerisine de yine bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ya da direkt farklı iç klasörler de oluşturarak işlem yapabilirsiniz. Kendi çalışma dosyamın üstüne gelip arkadaşlar sağ tıkladığımda yeni klasör diyorum. Bakın altında artık yeni bir klasör oluştu. Hatta bu klasörün ismini değiştirmek için üstüne gelip sağ tıklıyorum. Buradan arkadaşlar yeniden adlandır deyip RAW diyorum. Sonra arkadaşlar üst klasörüme geri dönüp buradaki seçeneklerden Camera Raw görüntülerini seçiyorum. Bakın sadece alt kısımda RAW'lar var. İlkinin üstüne geldim. Sonra Ctrl A yapıp hepsini seçiyorum. Hepsini seçtikten sonra arkadaşlar sürükleyip RAW dosyamın içerisine bırakıyorum. Böylece arkadaşlar bu görsellerimin hepsini Camera Raw klasörünün içerisine taşımış oldum. Şu an işlemi gerçekleştiriyor. İşlem tamamlandı arkadaşlar. Artık RAW klasörüne tıkladığım zaman sadece RAW fotoğraflarıma ulaşabileceğim. Photoshop 2020 klasörümde diğer fotoğraflarım kalmış oldu. Aynı şekilde JPEG'lere, DNG'lere ya da diğer farklı fotoğraflara da bu tarz ayrımlar, üst ya da alt klasörler oluşturabilirsiniz. Kendi görsel dosyamı tekrar Windows'tan açayım arkadaşlar. Bakın RAW klasörüm burada da oluşmuş vaziyette. Diğer fotoğraflarım ayrı şekilde duruyor. Yani sizin bu Adobe Bridge ile yaptığınız dosyalama şekli direkt sizin Windows tabanlı sisteminize de işlemiş oluyor. Bu tarz bir ayrım yaparsanız RAW'ları, JPEG'leri ya da çeşitli formatları kolayca ayrıştırabilirsiniz. Peki buradaki bir dosyayı ya da görseli Photoshop'a nasıl aktaracağız? Bu da çok kolay. Fotoğrafın üstüne tıklıyorum arkadaşlar. Benim ana menümde açıldı. Buradan sağ tıklayıp aç ya da Camera Raw'da aç diyerek arkadaşlar fotoğraflarınızı Photoshop'ta ya da Camera Raw'da açabilirsiniz. Camera Raw'da aç derseniz otomatik olarak Camera Raw'da açar. Aç derseniz RAW'sa Camera Raw'da, JPEG'se de Photoshop'un içerisinde açar. Burada isterseniz çeşitli derecelendirme işlemleri de fotoğraflarınıza verebiliyorsunuz. İşte bu fotoğraf çok hoşunuza gitti. 4 yıldız, 5 yıldız ya da herhangi bir etiket vesaire eklemek istiyorsanız da ekleyebilirsiniz. Ya da dilerseniz döndürme işlemleri de yapılabiliyor. Ben şimdi arkadaşlar Camera Raw'da aç diyorum. Fotoğrafım Camera Raw'da açılmış oldu. Burada şu an çok detaylı bir işlem yapmayacağım. Sadece gelip otomatiğe tıklıyorum. Şuna dikkat edin. Siz o fotoğrafı aç deseydiniz Photoshop'un kendi arayüzündeki İngilizce Camera Raw'da açacaktı. Şu an bu fotoğrafı ben Camera Raw'da aç dediğim için ve Bridge de Türkçe olduğu için arkadaşlar Türkçe Photoshop arayüzüyle açmış oldu. Bilginiz olsun. Otomatik dediğim zaman arkadaşlar fotoğrafıma hızlıca bir işlem gerçekleştirecek. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar bitti deyip çıktığımda aç dersem Photoshop'un içerisini açar. Ben bunu yapmayacağım. Bitti deyip çıkacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğrafımın düzenlenmiş hali de burada karşımıza gelmiş oldu. Bu fotoğrafımız artık ARW uzantılı ve yaptığımız işleme dair düzenlenmiş görselimi karşıma çıkartıyor. Şimdi aynı işlemin karşılığını bir de klasörümüzde bakalım. Burada RAW dosyanın içerisine tıklıyorum. Bizim demin çalıştığımız arkadaşlar Photoshop 8 dosyasının yanında bakın Photoshop 8 diye bir XMP dosyası oluşmuş oldu. Bu şu arkadaşlar bizim biraz evvel yaptığımız düzenleme işlemi Photoshop'ta bir XMP uzantısı olarak karşımıza çıkar. Siz bu XMP dosyasını bu fotoğrafın bir parçası olarak düşünmek durumundasınız. Bu fotoğrafı bir yerden bir yere kopyalayacaksanız, birine mail atacaksanız ya da herhangi birisiyle paylaşacaksanız XMP uzantısıyla gönderirseniz düzenlenmiş haliyle karşınıza çıkar. Şayet siz bu XMP'yi silerseniz arkadaşlar yaptığınız düzenleme işlemleri de silinir, bilginiz olsun. Alta atalım. Bakın gördüğünüz gibi fotoğrafım eski haline geri döndü. O yüzden Camera Raw'da çalışırken XMP dosyaları silmemeye ya da herhangi bir dosya transferi vesaire yapıyorsanız XMP dosyasıyla beraber göndermeyi unutmayın. Başka bir görsele geldim. Yine sağ tıkladım arkadaşlar. Bakın burada farklı seçenekler de karşıma çıkıyor. Aç. Birlikte aç. Başka bir uygulamayla açabiliyorsunuz. Camera Raw'da aç. Seçim için ön belleği temizle. İşte kes, kopyala, çoğalt gibi standart Windows işlemlerine ulaşabiliyorsunuz. Başka bir klasöre taşıyacaksanız oraya taşıyabiliyorsunuz. Başka bir yere kopyalayacaksanız oraya kopyalayabiliyorsunuz. Farklı bir albümün ya da programın içerisine ekleyeceksiniz, yerleştireceksiniz, yapabiliyorsunuz. Explorer'da açığa çıkar dersiniz arkadaşlar. Bu görselinizin Windows tabanlı nerede bulunduğunu size de gösterir. Şuna da tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows klasöründe de nerede olduğunu size belirtiyor. Tekrar Camera Raw'da açmak istiyorsam bunu kapatalım. Sağ tıkladım arkadaşlar. Bu sefer aç diyeceğim. Birlikte aç demeyeceğim. Böylece işlemlerime devam edecek. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi Photoshop'u açtı. Şimdi Photoshop üstünden de Camera Raw eklentisinde görselimi açacak. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar İngilizce Camera Raw karşıma çıktı. Buradan oto'ya tıkladığım zaman yine hızlıca düzenleme işlemini yapacak. Öncesi ve sonrası için şuraya tıklamanız yeterli. İlk hali, son hali. Yine işlemler bittikten sonra arkadaşlar done deyip çıktığınız zaman görseliniz düzenlenmiş halde Adobe Bridge üstünde gözükmüş olacak. Tekrar Bridge'i açalım. Bakın gördüğünüz gibi düzenlenmiş hali karşımıza geldi. Bu videomda arkadaşlar sizler için Adobe Bridge uygulamasıyla nasıl çalışılır, fotoğraflarınız Photoshop'ta nasıl açılır detaylarını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.